Palachinka. Rus lokantalarını çok severim. Her gidişimde sarı vodka içerim. Babam evde limon kabuğu, karabiber ve meyan kökü katarak kendi yaparmış. Yani annem öyle anlatırdı. Gide gele müdavim oldum buranın. Her seferinde aynı yere otururum. Evin bildiğim yerdir o masa. Dimitri de beni kendi dükkanından bilmiş olmalı ki sormadan getirir masama yeni pişmiş broşkiyi. Üstelik yanında Rus salatası ve taze ekmekle birlikte. Özel günlerde annem çok güzel yapardır salatasını. Yeni yılda mesela. Bu tat beni babamın ölümünden sonra annemle yaşadığım eve, çocukluğumun sayılı o tatlı günlerine götürür. Masaya oturduğumda hissettiğim biricik duygunun adıdır huzur. Ve beni zor bulur. Bulduğu zamanlarda da terk edip gitmesinden o kadar korkarım ki keyfine varamam. Karımdan boşalmıştım o gün duruşma salonunda hakimin karşısında dikilirken arkadaşlarımın bol keseden dağıttığı oh be özgür bir adamsın artık cümlesini kendime söylemeyi birkaç defa denediysem de beceremedim. Onun yerine olan biten sanki gerçek değilmiş de film senaryosuymuş gibi şimdi avukatın yerine o olsaydı belki el ele çıkar giderdik cümlesi geçti aklımdan. Hakimin ayrılmak istiyor musunuz sorusuyla filmden salona döndüm. Evet evet işte bu kadar. Bitti. Evetle başlayıp evetle biten, 12 yıl süren, 3 eceli, 7 harfli iki kelimeyi sığdı hayatımın özeti. Adliyeden çıktıktan sonra kafamda ipe sapa gelmez düşüncelerle kendimi Dimitri'nin yanında buldum. Bunun son karşılaşmamız olacağını bilmeden her zamanki masama oturdum. Dünyanın tüm dertleri sadece benim omzuma çökmüş gibi yorgun sarı vodka söyledim. İlk bardağı tek seferde içip etrafı izlemeye başladım. Lokantanın duvarlarındaki gey kafalarına takıldı gözüm. Masamın karşısından bana dik dik bakan şu hayvanın gözlerinde asılı kalan bakışta korkudan çok öfke vardı. Kıstırıldığı yerde çaresizce tamam demiş hayvan. Evet ne istiyorsan yap silah senin elinde. Ama hayatın boyunca bana her baktığında öfkemi göreceksin. Artık bu bakışlardan muaf Dimitri. Yaşlandıkça kalınlaşan gözlük camları göz bebeklerini görmeme mani olsa da gözleri yeşil olmalı. Zaten yaşlanınca yeşil de bir tuhaf olur, mavi de. İçine griler bulaşır, yılgınlık bulaşır. Hayat yorgunu diyelim bu tuhaf göz rengine. Kulakları az duyar, yüksek sesle tane tane söylerim her defasında. Kulakları gibi bacakları da yorulmuştur. Ağır yürür. Hafızası bile bıraktı artık onu. Bazen sipariş unutmasından belli bu. 50 yıldır bu dükkanda. Benim gibi kaç kuşak geçti elinden kim bilir. Duvardaki gazete küpürlerinde İngiltere Büyükelçisi'yle resmi var. Yanlarında da Alman Büyükelçisi. Nasıl da gülmüş gururla. Diplomatlar, gazeteciler, yazarlar ve ressamlar. Değişmeyen tek şey Dimitri'nin aynı tonda gülüşü. Mutsuz olduğumu hissettiğim zamanlar elinde bir tabak palaçinka ile gelir Dimitri. İnce bir kreptir palaçinka. İçine elma reçeli sürer Yanına da bir kaşık yoğurt koyardı annem. Halbuki ekşi kremadır olması gereken, tıpkı Dimitri'nin yaptığı gibi. Palaçinka'nın aramızda söze dökülmemiş bir anlamı vardır. Bir tabak palaçinka, bir tabak iyi ol. Sigara içmek için yerimden kalkarken yanıma gelen şef garsonun ''Yemeğinize karar verdiniz mi?'' sorusuna ''Sarı vodka'' diye cevap verdim. Dimitri kasanın arkasındaki masasından seslendi. ''Vasili, proşki proşki getir ona, yeni çıktı.'' Gece boyunca süren suskunluğumdan, hatta masama sıcacık gelen kıymalı proşkiye dokunmamamdan anlamıştı bir şeylerin ters gittiğini. Ama sormadı. Konuşmadan anlaşmak bu olsa gerek. O akşam en korktuğum şey de derin cümlelerle süslenen teselliler, özlü sözler, manalı laflar. Bütün akşam masamda oturdu Dimitri. Anılarından konuştuk. İstanbul'da şapkalı beyefendilerin, korseli incecik hanımefendilerin olduğu, piyanoda Katyusyaların, o çiçorniyaların çalınıp finalin üst üste söylenen kalinkalarla yapıldığı güzel akşamları anlattı. O akşam sarı vodkanın tarifini verdi. Hikayesini paylaştı. Rus çarı Nikolay alkole tam yasak getirince evlerde yapılıp içilmeye başlandı bu haroşa napitak dedi bardağıma vodkayı doldururken. Sizin için rakı neyse bizim için de vodka odur. Hadi içelim o halde Dimitri. Şerefe. Nazdarovya. Elindeki bardağı tek seferde kafasına dikip Vasili'den bir karaf daha istedi. Sonra bana döndü ve anlatmaya devam etti. Çarlık rejimi çöküp komünistler iktidara geldiğinde binlerce kişi geride vatanlarını, evlerini, hayvanlarını bırakarak kaçtı. Odessa'dan, Sivastopol'den Karadeniz'e açıldı bu insanlar. Dimitri'nin amcası daha bir yaşında değilmiş o gemiye bindiğinde. Gemide çıkan salgında ölen onlarca bebekten biri olmuş. İsmi anılarda bile yer edememiş onlarca bebek. 800 bin kişi kaçtı anlıyor musun? 800 bin kişi. Geride hayallerini de bırakarak diye tamamladım içimdeki cümlesini. O gece bardaklarımız doldu doldu boşaldı. O anlattıkça ben açıldım. Bir ara Vasili'ye döndüm. Dimitri'yi göstererek bu adama karşı neden böyle yakın hissediyorum kendimi biliyor musun Vasili dedim. Vasili cevapsız bir tebessümle işini başına döndü. Dimitri dedim buldum seni neden sevdiğimi. Akrabayız biz. Ve başladım anlatmaya. Dedemler Batum'da doğmuş. Ruslar işgal edip oradaki Türkleri sürgün edene kadar aynı havayı solumuşlar kardeşçe. Yıl 1914. Birinci Cihan Harbi başlamış diye anlatırdı dedem. Tam burada lafımı yarım bırakıp tuvalete gidip geleceğim sakın ha kaybolma diye seslendim. Şişimi yaparken dedemin doğduğu kasabanın adını hatırlamaya çalıştım. Eksiksiz anlatmalıydım her şeyi. Viçe. Viçe ya. İsmi bulmanın sevinciyle gülerek geri döndüm masama. Dimitri aynı şekilde oturmuş beni bekliyordu. Ellerimi havaya kaldırıp sırtımı dikleştirdim. Tek seyircisinin Dimitri olduğu bir tiyatro sahnesinde dedemin rolündeydim artık. Sesimi gürleştirdim. Ruslar geldi elimizden aldı Batum'u. Herkesin ağzında tek kelime. Haydin kaçın Rus geliyor. Zavallı halk ahırlarda bağlı ineklerini oracıkta bırakıp kar fırtına demeden ayaklarında çarıklar ve çoraplarla yatakları yorganları ve bebekleri sırtlarında gidiyorlar. Gidiyorlar ama nereye? Gidecekleri yer belli değil. Viçe adında küçük bir kasaba var. Yolu sahilden geçen. Tam orada kum üzerinde ellerinde çocukları, sırtlarında yatakları ve tavaları giderken açıklarda bir Rus gemisi görüyor kadın. Henüz yedi aylık karnındaki. O gemiden öyle bir top atılıyor ki kulakları sağır edecek bir sesle elli adım ötesine düşüyor kadının. Göz gözü görmüyor o an. Yerden yükselen her bir kum tanesi minik iğneler gibi giriyor gözlerine, ağızlarına ve her yerlerine. Anlatırken ellerimle yüzümü kapatıyorum. Canımın acısını bütün mümüklerimle vermeye çalışıyordum. Vasili bile elinde servis tabağı, lokantanın orta yerinde durmuş beni dinliyordu. Bunu fark edince daha da coştum. Kadın korkuyor. Hem de öyle korkuyor ki yağan karın altında oracıkta aniden gelen sancısıyla beni doğuruyor. At denize diyor kocasına. Öyle ya, ağlamayan bebek ölü değil midir? Kocası yerde bir cam parçası görüyor. Dizinin üzerine silip parlattığı bu küçük cam parçasını bebeğin ağzına koyuyor. Kadın adama bakıyor şaşkın, yılgın. Cam buğulanıyor. Adam, canlı çocuğumu denize atmam ben diyerek sırtlarında taşıdıkları yorganın bir parçasını yırtıp bebeği göğsüne bağlıyor. Lafın burasında durdum. Elimde boş vodka bardağını yere attım. İkiye bölündü. Bir parçasını alıp ayağa kalkmadan Dimitri'nin dizlerine yaklaştım. Camı hayat yorgunu gözlerine doğrulttum. Bu beden bir camdan hayat buldu. Karadeniz'in engin ve karanlık sularında boğulup gitmeme babam işte böyle engel oldu. Burada susup tıradımı içimde tamamladım. Bir camdan hayat bulan dedem babamın 32 yaşında intihar edip ölmesine engel olamadı ama. Hafiflemiş bir halde başımı Dimitri'nin dizlerine dayadım. Lokantadaki diğer müşterilerde. Yemeklerini bırakıp beni soluksuz dinlemişti. Dimitri'nin ellerini omzumda hissettim. Kalk ol diyordu sanki o dokunuşunda. Başımı kaldırdım. Gözlerine baktım. Geyin öfkesine benzer bir öfkeydi bakışlarındaki. Sanki dilinin ucunda bir şey varmış da verecekmiş. Kıstırılmış, çaresiz. Ben dedi. Devam etsin istedim ama sustu. Tıpkı onun bana yaptığı gibi sormadım. İçinden gelirse anlatır diye bekledim. Hastalığını öğrenmiş o gün. Öyle hızlı olmuş ki her şey. Sonra birden ne olduysa gözlerindeki hayat yorgunu renk gidiverdi. Yumuşak ve sıcak bir bakış yerleşti yerine. Kaybettiklerimi bulduğum yegane huzurlu anlardan birindeydim şimdi. Belki de o an elimden uçup gitmesin diye sormadım. Aniden sandalyesini geriye itip hızlıca ayağa kalktı. Vasili diye seslendi mutfağa. Palaçinka. Herkese bir tabak palaçinka. Yan masalardan kadehler kalktı bize doğru. Barışı içelim dedi bir adam. Barışa diyerek içtim son yudumumu. Nazar avya.